Merhabalar, bu videomuzda General Mobile 5 Plus telefona nasıl root yapabileceğimizi göstereceğim. Baştan hatırlatmalarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. İhtiyacınız olan verilerin yedeklerini alıp bu işlemlere öyle başlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Bu videoda yapacağımız işlemi cihazın Android 7.1.1 sürümünde ve Android 8 sürümünde uygulayabilirsiniz. Şimdi işlemlerimize geçelim. Önce video altına koymuş olduğumuz linkten bu dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkartıyoruz. Ben dosyaları masa üstüne çıkardım. Şimdi öncelikle minimal AD ve Facebook dosyasını kuruyoruz. İleri ileri diyerek masaüstü simgesini de oluşturarak kurulumu tamamlıyoruz. Evet, kurulum tamamlandı. Finish diyerek minimal AD ve Facebook'u başlatıyoruz. Evet, şimdi cihazımızda birkaç işlem var. Onu yapalım. Ayarlar kısmına gidiyoruz. En aşağıya iniyoruz. Burada sistem var. Sisteme tıklıyoruz. Ve telefon hakkında kısmına giriyoruz. Ardından yine en aşağıya gidiyoruz ve derleme numarası yazısına 7-8 defa tıklıyoruz. Artık siz bir geliştiricisiniz dedikten sonra bir defa geriye geliyoruz ve buradan geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Burada Facebook ekranındaki komutlarımızın çalışması için OM kilit açmayı aktif hale getiriyoruz. Etkinleştir diyoruz. Burası çok önemli. Ardından cihazımıza komutlarımızı daha rahat verebilmek adına USB hata ayıklamasını da açıyoruz. Bu şart değil ama ben bu yöntemle göstereceğim. Tamam diyorum. USB hata ayıklamasını da açtıktan sonra telefonumuzun kablosunu telefona bağlıyoruz. Evet, şu anda kablomuz bağlandı. Cihazımın tanınıp tanınmadığını minimal AD ve Facebook ekranında göreceğim. Şimdi buraya ADB boşluk devices Evet, şu anda bakın telefonumuzun ekranına bir uyarı geldi. Bu bilgisayardan her zaman izin ver diyoruz. Tamama basıyoruz. Bakın bu kısımda bize unauthorized dedi. Yani yetkili değiliz. Şimdi tekrardan aynı komutu girelim. ADB devices yazıyorum. Bakın şu anda device olarak gördü. Yani cihazımız yetkili durumda. Şimdi cihazı Facebook moduna almamız lazım. Komutumuzu giriyoruz. ADB reboot bootloader yazıyoruz. Şu anda cihazımızı Facebook modunu alacağız. Ve şu anda cihazımız Facebook moduna geldi. Bakın burada Device State Locked yazıyor. Yani cihazımızın bootloader kilidi kapalı demek. Bootloader kilidini açmadan cihazda root işlemini gerçekleştiremeyiz. Bizim bu bootloader kilidini açmamız için ise cihazımızın Facebook driver'larının tanımlı olması lazım. Ben önce cihazımı Facebook'ta görüyor muyum? Onu kontrol edeceğim. Komut satırına Facebook boşluk devices yazıyorum. Bakın şu anda herhangi bir şey görmedi. Burada boş bir satır var. Cihazımın Facebook driverlarının yani bootloader driverlarının yüklü olması lazım. Peki bunun için ne yapacağım? Hemen aygıt yöneticisine geliyorum. Ve aygıt yöneticisini başlatıyorum. Bakın burada bilinmeyen Android isimli bir aygıt var. Şöyle komut satırını aşağıya atalım. Aygıt yöneticisini aşağı atıyorum. Bakın bu klasörü kullanarak USB driver klasörünü kullanarak bu Android driverını yükleyeceğim. Android'e sağ tıklıyorum. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at diyorum. Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver'e tıklıyorum. Ardından tüm aygıtları göster seçeneği seçilirken sonraki diyorum. Bu kısımdan disketi var'a tıklıyorum. Göz at diyorum. Ardından masa üstüne gelip daha önceden çıkarmış olduğumuz USB driver klasörünü seçiyorum. Ve bunun içerisindeki Android WinUSB.inf bu dosyayı seçerek aç diyorum. Tamam diyorum. Bakın burada 3 tane seçenek çıktı. Cihazımız Facebook'tayken bootloader driver'ı çalışır. Bootloader'ı seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Evet diyoruz. Ve şu anda yükleme tamamlandı.
Bakın bu kısımda Android Device, Android Bootloader interface olarak gördük. Şimdi aygıt yöneticisini kapatabiliriz. Tekrardan komut satırımıza geliyoruz ve yine Fastboot Devices yazıyoruz. Bakın şu anda cihazı Fastboot'ta gördüm. İşlemlere devam edebilirim. Şimdi Bootloader kilidini açma kodu yazacağız. Bu kodu çalıştırdığımızda cihazımızdaki bütün veriler silinecektir. Eğer hala yedek almadıysanız cihazınızı yeniden başlatarak yedeğinizi alabilirsiniz. Cihazınızdaki veri kayıplarından ben sorumlu değilim. Şimdi komutumuzu yazıyoruz. Fastboot om unlock tire go yazıyoruz. Evet, do komutu girdikten sonra enter'a basıyoruz. Ve şu anda cihazımız sıfırlanıyor. Tekrardan cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, şu anda cihazın kurulum ekranı açıldı. Hızlıca kurulum ayarlarını yapıyorum. Bu kısım klasik ayarlar olduğu için burayı hızlı geçeceğim. Evet, şu anda cihaz açıldı. Tekrardan ayarlar kısmına gidelim. En aşağı inelim. Sisteme gidelim. Buradan telefon hakkında kısmına gidelim. Yine en aşağı inerek derleme numarasına 7-8 defa basalım. Bir defa geriye gelelim. Geliştirici seçeneklerine girelim. Bakın artık OEM ile kilit açma kendiliğinden açık. Bu kısmı elleyemiyoruz. Aşağı iniyorum. USB hata ayıklamasını bir daha açıyorum. Telefon sıfırlandığı için bu ayar iptal olmuştu. Tamam diyorum. Evet, USB hata ayıklamasına izin verilsin mi diyor. Bir müddet bekledim ve bu ayar geldi. Eğer size bu gelmediyse yine komut satırına ADB Devices yazarak buraya ulaşabilirsiniz. Eğer yine olmazsa kabloyu çıkarıp takın. Bu ayara ulaşacaksınız. Bu bilgisayardan her zaman izin ver diyerek tamama basıyorum. Şu anda USB hata ayıklamasını açtık. Yine her şey yolunda mı diye kontrol etmek için ADB Devices yazıyorum. Şu anda cihazımızı device olarak gördük. Bakın bu kısımda cihazımı gördüm. Şimdi tekrardan Fastboot moduna gideceğiz. ADB Reboot Bootloader yazıyorum. Ve Fastboot ekranına gidiyorum. Ve bakın şu anda device state unlocked olarak görünüyor. Yani cihazımızın bootloader kilidini açmış durumdayız. Şimdi cihaza TWRP'yi atacağız. TWRP'yi atmak için komutumuzu giriyoruz. Fastboot boşluk flash boşluk recovery yazıyoruz. Ardından bir boşluk daha bırakıyoruz ve bu kısma TWRP dosyamızı sürükleyeceğiz. Bu dosyayı nasıl sürükleyebiliriz? Şöyle bunu aşağıya atalım. TWRP dosyasını şuraya alayım. Bakın buradan TWRP dosyasını tutuyorum ve bu kısma yapıştırıyorum. Şu anda TWRP dosyasının konumu bu kısma geldi. Cihazımın bu kısmında bulunuyor. Ardından yine komut satırına bir defa tıklayıp Enter'a basıyorum. Şu anda cihazımıza TWRP yazıldı. Ayrıca bu TWRP ile cihazımızı başlatmamız lazım. Şu anda TWRP sadece yazıldı. Evet, şimdi ses arttırma ve kısma tuşlarıyla yukarı aşağı hareket ediyoruz. Güç tuşuyla da OK diyebiliriz. Bakın şimdi aşağıya basıyorum. Restart Bootloader diyor. Yani bu tekrardan Bootloader modunu yeniden başlatır. Bunu değil, bir daha basıyorum. Recovery mod diyor. Evet, Recovery modu başlatacağım. Yani TWRP'ye gireceğim. Başlatmak için güç tuşuna basıyorum. Şu anda cihazım TWRP'ye girecek. Evet, TWRP yüklediğimiz için cihaz TWRP ile başlıyor. Bu açılış uzun sürebilir. Burada bekliyoruz. Evet, şu anda geldi. Bu kısımda sürgüyü kaydırarak geçiyoruz. Şimdi cihazımıza Megiski atacağız. Buradan Advanced menüsüne giriyoruz. Ardından ADB Sideload menüsüne tıklıyoruz ve sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, şu anda cihaz bilgisayardan komut bekliyor. Komut satırına ADB boşluk sideload yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve şimdi Megis dosyasını buraya sürüklememiz lazım. Ben yine Megis dosyasını şöyle göz önüne alıyorum. Ardından komut satırını açıyorum ve Megis dosyasını boşluk bıraktıktan sonraki kısma sürüklüyorum, bırakıyorum.
Bakın ADB boşluk, sideload boşluk, Megisk'in yolu. Komut satırına bir defa daha tıkladım ve Enter'a basıyorum. Şu anda cihaza Megisk 23 atılıyor. Şu anda yükleme tamamlandı. Reboot sistem diyerek cihazı yeniden başlatıyoruz. Ardından bu çıkan seçenekte TWRP uygulaması yüklensin mi diyor. Do not install'a basarak yüklenmesin diyorum. TWRP uygulamasına ihtiyacım yok. Evet, şu anda ROM'umuz açılıyor. Evet, şu anda cihaz açıldı. Uygulamalarımızın arasına gidiyoruz ve burada Megisk var. Bu Megisk'i güncelleyeceğiz. Wi-Fi'ye bağlı olmamız lazım. Şimdi ben Wi-Fi'ye bağlanıyorum. Evet, internete bağlandım. Tekrardan Megisk uygulamasına gidiyorum. Megisk'in kurulumun tamamlanması için Megisk Manager'a yükseltin diyor. Tamam diyorum. Burada bilinmeyen kaynakları aktif etmem gerekiyor. Ayarlara giriyorum ve bu kaynaktan izin verine tıklıyorum. Bir defa geriye geliyorum ve yükle diyorum. Ardından Google uyarısı geliyor. Kabul et diyorum. Uygulama yüklendi. Aç diyelim şimdi. Ve şu anda Megisk 23 cihazımıza sorunsuz bir şekilde yüklendi. Ama bu şu anda Megisk'in son sürümü değil. Megisk'in önce uygulamasını güncelleyeceğiz. Sonra sistemdeki Megisk'i güncelleyeceğiz. Şimdi uygulama kısmında güncelle butonuna basıyorum. İzin veriyorum. Yükle diyorum. Evet, yükleme ekranı doldu. Bu kısımda bazen yükleme başlamayabilir. Bende de başlamadı. Tekrardan güncelle diyorum. Yükle diyorum. Evet, yükleme tekrardan başladı ve bu sefer yükle butonu geldi. Yükleye basıyorum. Uygulama yüklendi. Tekrardan aç diyorum. Evet, şu anda uygulamanın en son sürümündeyiz. 26.1 sürümünde. Ama sistemdeki Megisk'i de güncellememiz lazım. Şu anda sistemde 23.0 görünüyor. Güncelleye basıyorum. Ardından buradaki seçenekleri hiç değiştirmeden bir defa sonrakiye basıyorum. Ve bu kısımdan da doğrudan kurulumu seçiyorum. Burası önemli. Haydi gidelim diyorum. Evet, bu kısımda cihaz otomatik olarak yeniden başladı. Bazen yeniden başlamıyor. Bu kısımda yeniden başladı butonu çıkıyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Cihazımız tekrardan açıldı. Şimdi uygulamalarımıza gidiyoruz. Megisk'e tıklıyoruz. Ve şu anda Megisk açıldı ve 26.1 sürümü sorunsuz bir şekilde yüklendi. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalı katıl ve süper teşekkür butonlarıyla destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.